kamu özel ortaklığı projelerinde iktidardan dövizle garanti alarak hastane, yol, köprü ve havalimanı inşa eden şirketler kendilerini sık sık sert sözlerle eleştiren ve sözleşmeleri yenileyeceğiz vaadi veren muhalefet liderleriyle görüşmek için sıraya mı girdi? Bu dikkat çeken kulis bilgisi ilk kez Fox'un orta sayfa programında deneyimli gazeteciler dile getirdi. Döviz garantili ihaleler, Türkiye'nin soygun düzeni. Söz verdim. Bunların tamamını bitireceğim, beşli çeteyi de bitireceğim. Tamamını Türk lirasına çevireceğim. Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediği ekip Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye neredeyse sıraya girmiş vaziyette diyeceğim. Yani randevular istiyorlar. Millet İttifakı'nın her fırsatta sert eleştirdiği kamu özel işbirliğiyle döviz garantili projelerden ihale alan şirketler, siyasi partiler gibi onlar da mı olası bir erken seçime hazırlanıyor? Kulis bilgi Fox ekranlarında yayınlanan Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni'nin moderatörlüğünü yaptığı orta sayfa programında deneyimli gazeteciler Çiğdem Toker ve Murat Yetkin'den geldi. Anavatan Partisi döneminden itibaren devletin ihalelerine giren şirketler Limak, Kalyon, Makyol, Holin, Cengiz İnşaat yumurtalarını farklı sepetlere koymaya başladılar. Dolarla alım garantisi verilmiş, her şey düzenlenecek. Meral Hanım, İsmail Küçükkaya'ya Çalar Saat programında YEKDEM'le ilgili bu enerji, yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması ile ilgili bir eleştirel bir ifade de bulunuyor. Kaldıracağız diyor, gözden geçireceğiz diyor. Ertesi gün çok büyük bir holdingin yöneticileri randevu istiyorlar. Ya zaten dolarla vermişsin. Zaten istediğin adama vermişsin. Zaten güvenceyi de dolarla vermişsin. 84 milyon insanın sırtına nasıl yıkıyorsun ya? Hangi vicdanla, hangi ahlakla? Yap işlet devlet sistemiyle hastane, yol, köprü, havalimanlarını inşa eden şirketlere döviz üzerinden hazineden garanti veriliyor. Sözleşmelerse uzun yılları kapsıyor. Milli paramız, bayrağımız diyorsun. İşi alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. İşin yapıldığı yer Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yapıyorsun ihaleyi Türk lirasıyla değil, Amerikan dolarıyla ve Avrupa'nın avrosuyla. Neden kardeşim? Döviz kurunun hızla tırmandığı son günlerde ekonomik tablo ağırlaşırken ödemelerini dövizle alan şirketlerse gelirlerini katlıyorlar. Erken seçim diye bastıran Millet İttifakı'nın dikkat çeken vaatlerinden biri o şirketlerle masaya oturup sözleşmeleri yeniden düzenlemek. Dolarla teşvikler verilmiş, onlar düzenlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye randevular istiyorlar. Kulis bilgilerini dillendiren gazetecilere göre kamu özel ortaklığındaki projelerin ihalelerini alan şirketler, muhalefet liderlerinin dövizle garantiyi kaldıracağız, sözleşmeleri Türk lirasına çevireceğiz çıkışından sonra CHP ve İyi Parti ile şimdiden görüşmeye başladı. Cumhurbaşkanı bunu biliyor mu? Biliyordur. Bilmez olur mu hiç? Bu yollar yapılıyor. Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor? Yok, bunları beraber. Burada Colin var, Cengiz var. Abudonlar var mı? Evet. Her yerde var. İktidara yakınlığıyla bilinen şirketlerin muhalefetle görüştüğü iddialarına nasıl bir tepki verecek? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da.